Evet kıymetli arkadaşlar 12 Nisan 2024'ün ilk videosuyla karşınızdayım. Bu videoda ağzından bir şey kaçarsa herkesten peşin peşin özür diliyorum. Çünkü bir şey kaçma ihtimali çok yüksek. Sinirliyim, öfkeliyim ama bir yerden başlayayım. Şimdi Fenerbahçe'de hain kim? Önce bunu bulalım. İsmail Kartal, Ekim 2023. Kas sakatlıktan önleyici şekilde yapay zekayı kullanıyoruz. Termal kamerayla oyuncuların vücudunda hangi kas bölgesinin yorgun olduğunu antrenman öncesi tespit ediyoruz. Kas sakatlığı ile ilgili problemimiz yok. O günden bugüne herhalde kas sakatlığına ilgili problemi olmayan kalmamıştır. Ki Serdar Ali Çelikler'in bile cümlesi var. Serdar Ali Çelikler diyor ki Atatürk beni Türk hekimlerine emanet ediniz demişti. Ertuğrul Karanlığa kimseyi emanet etmeyin abi hiç kimseyi emanet etmeyin diye. Ve düşünün bir Türk hekime böyle cümleleri duyabiliyor. Şimdi Ertuğrul Karanlık araştırılmalı. Ne derseniz deyin araştırılmalı abi. Kesinlikle araştırılmalı. Ne yapmış, ne etmiş. E, hani tıp diploması araştırılmalı. Gerçekten bak Serdar Açelikler, Ali Koç artık takıma el koymalı. Başkanlığı göstermeli diyor. Bir yerde buna da hak veriyorum. Bak ben Serdar Açelikleri hiç sevmem. Konuşmalarını da sevmem, beğenmem de. Ama hak veriyorum. İsmail Kartal ve onun üçüncü sınıf ekibi Fenerbahçe'ye uygun yeterlikte değiller diyor. Yani kısmen bu cümleye de hak veriyorum çünkü ortada bir sıkıntı var. Yani ortada bir Fenerbahçe sıkıntısı var ama kimden kaynaklanıyor bilmiyorum. İsmail Kartal'ın cümleleri var o cümlelerden yola çıkacağım arkadaşlar. Gerisini siz bulun siz bilin. İsmail Kartal hiç ummadık anda sakatlıklar yaşıyoruz. Ne yapabiliriz? Osterwoldenin durumu belli değil. Belli onu da söyleyeyim. Dizinde şişlik var. Hem darbe dizi esnemiş gibi iç yan bağlarda. İnşallah ciddi bir şey yoktur. İstanbul'a gidince kontrollerden sonra durumu belli olacak. Tadiç'te bir şey yok. Hasarlı bir maç tamamladık diyor. Aynı maçta arkadaşlar Bekao'da da tanı boyundan ayrıldı. Aynı maçta arkadaşlar İrfan Can kahveci ayağını tuttu. Aynı maçtan bahsediyoruz. Aynı maçta Tadiç ayağını tuttu. Aynı maçta arkadaşlar Osay'dı bir ara ayağını tuttu. Bačiuay'ın durumu diğerlerine göre daha kritikti. En fazla 5-10 dakika oynayabilecek durumdaydı. Oyuna girse ve bir daha sakatlansa 2-3 hafta gidebilirdi. Mecburen kadroya aldık. Bu sebepten dolayı oyuna sokmadık. Her oyuncumuzu korumak zorundayız. Şimdi bu cümle bana çok enteresan geldi. Bu cümle çok çok enteresan geldi. Her oyuncumuzu korumak zorundayız. Neyden koruyoruz? Büyüden, muskadan, şerlerden. Bak şu cümleler çok sıkıntılı. Şu cümleler içinde bahane barındıran, içinde saçmalıklar barındıran cümleler. Diyor ki İsmail Kartal bazı sakat oyuncularım var. Taraftarlarımız kamuoyu bunları bilmiyor. Birincisi biz niye bilmiyoruz? Neyse ben soruları az sonra sorayım. Oyuncularımla yaşayan benim %100 hazır değiller. Parça parça önümüzdeki maçlara en ideal şekilde sakatlanmadan sezonu bitirebilmek adına plan yaptık. Ha, sakatlanmadan. Yoğun fikstürümüz var. 3 günde bir maç oynuyoruz. 60. dakikada risk aldım. Mecburdum bu bölümden sonra ortaya koyduğumuz reaksiyon güzeldi. 60. dakikada Fred ve İsmail'in oyuna girmesini risk aldım diye değerlendiriyor. Yani bakın iki futbolcumuz oyuna giriyor. İsmail Kartal risk aldım cümlesiyle bu şeyi değerlendiriyor. İki oyuncu oyuna girmiş ve İsmail Kartal risk almış. Bu ne demek biliyor musun? Bu şu demek. Milli takıma giden, orada oynayan, hiçbir sakatlığı olmayan İsmail Yüksek Fenerbahçe'ye geldi. Ben sakatladım. Benim ekibim sakatladı. Demek. Milli aradan önce zaten sakat olan, iyileşme sürecinde olan, milli ara ilaç gibi geldi. iki haftada rahatlıkla iyileşir dediğimiz Fred. Demek ki milli arada iyileşmemiş demek. Şimdi ben anlamadım. Oyuncularımız niye sakat? Takım 10 gündür, neredeyse on gündür maç yapmıyor değil mi? Yani Adana Demirspor maçı sonrasında bu maç. Hani bilmiyorum arkadaşlar siz beni e, uyarın. Yani Fenerbahçe futbol A takımı benim bildiğim kadarıyla günlerdir maç yapmıyor. Yani Galatasaray maçına çıkan kadroyu bahsetmiyorum onlar şeyler. 3 Mart 11 Mart. Yani 8 günlük bir süreç. Adana Demirspor maçında Fred oynadı mı? Oyuna sonradan girdi mi? Hani ben bilmiyorum. Benim veri bankamda bu maç yok. Hani düşünüyorum şöyle bakıyorum. Kurun içi yine orta ikilisi oynuyor. Fred kadroda yok. Bak yani o maçta da kadroda yok. Şimdi Fred Fred'den bahsediyorum arkadaşlar. Galatasaray maçını zaten saymıyorum. Trabzonspor maçı. Trabzonspor maçında Fred vardı. iki tane birden gol attı. 17 Mart ve 11 Nisan. Yaklaşık bir ay sonra Fred oynuyor. Ve biz Fred'i eğer 60. dakikada oyunu aldığımızda risk diyorsak bu işin içinde başka bir iş var. Bu işin içinde çok başka bir iş var. Bitmiyor. 2 hafta milli ara. Oradan sonra Adana Demirspor maçı. Orada da birçok şey hani olmadı. Hani herhangi bir böyle ciddi sakatlık falan olmadı. Ya bunca sakat varken bana bahane değil çözüm ya da sorunun kaynağını anlatacaksın kardeşim. Bu sorun kimden kaynaklanıyor? Çözümünü ne? kaynak ne? Neyin riskini aldın ya? Fred'le İsmail'e ne oldu da sakatlandılar ya? Ben bunu merak ediyorum. Arkadaşlar bakın. Galatasaray'la Erden Timur'a soruyorlar işte yabancı rakip yabancı şey istiyor. Ne diyorsun diye. Hani yabancı hakem istiyor diye. Bak Erden Timur'un cümlesi şu. Yabancı hakem tamam abi biz de yabancı hakem istiyoruz. Getirin 10 tane yabancı hakemi. Son 10 sezonun maçlarına baksınlar bak. Yabancı hakem yönetsin demiyor. Yabancı hakem e baksın. Konuyu çeviriyor. İsmail Kartal'ınki de aynı. Ya İsmail milli takımda oynadı. Orada mı sakatlandı? Bize onu açıklayın. Ya bu takım niye patır patır dökülüyor? İdmanda mı sorun var? Operasyon mu yapıldı? Oyuncular mı sabot ediyor? Teknik heyet mi sıkıntı? Kim hain ya? Bana haini ver ya. Bu kadar sakat bir takımda ya taraftarımız konular kamuoyu bunları bilmiyor. Bazı sakat oyuncular var. Biz niye bilmiyoruz? Biz niye bilmiyoruz? Biz neyiz ya? Biz sizin gözünüzde neyiz abi? Biz mi hain sizin gözünde İsmail Kartal'ın gözünde? Biz niye bilmiyoruz? Osterwold arkadaşlar duyduğuma göre sıkıntısı menüsküs bölgesinde bilginiz olsun. Yani siz şimdiden 3 hafta yok yazın da Baytar, şey, Doktor Ertuğrul Karanlık sayesinde sezonu kapatırsa şaşırmam yani. Şaşırmam artık. Artık şaşırmıyorum. Ama Fenerbahçe'de ciddi bir hain var. Kesinlikle bir hain var. Ya Allah aşkına Galatasaray'da futbol oynuyor. Onların da 2 haftada bir maç yaptığı hani haftada 2 maç yaptığı dönem oldu. Ya kaç tane sakatı var? Kim sezonu kapattı? Kim 3-5 hafta sakatlandı? Bir maçın içinde 5 futbolcusunun sakatlandığı maç oldu mu ya? Kim gitti geri döndü sonra tekrar geri sakatlandı ya? Ya milli da sakat verdim ya merak ediyorum arkadaş. Tamam TFF düşman diyoruz. Düşman. Doğru ya doğru. Ya, bugün ya, maç öncesinde bile açıklama yapmazız. Belli. Tamam Galatasaray'a algı yapıyoruz. Kralını yapıyor. Bu da kabul. Ha, bunu da konuşalım. Ya bu kadar sakatlık eğer Galatasaray'da şu andan itibaren başlasa 7 maçın 3'ünü alamazlar ya. ya Bizde bu sakatlıktan normal geliyor. Konuyu başka tarafa çeviriyorlar. Abi Liverpool'la Liverpool'la örnek veriyorsun. Lan Liverpool'un oynadığı lige bir bak. Kütür kütür böyle ses geliyor. Kemik sesi geliyor ya. Uyanan arkadaş bunu konuşalım ya. Ya Fred'in kariyerinde sakatlık yok. Bizde bu kaçıncı oldu? Beka döndü diyoruz. Döndüğü maç tekrar sakatlanıyor. Sonra yine sakat yine sakat yine sakat. Cengiz desem ben anlamıyorum. Fenerbahçe sakatlanmaya mı geldi ya? Ya ne oluyor arkadaş? Ne oluyor? Bizden gidenler sakatlanmıyor. İşin komi. Bartu Elmaz omuzundan sakatlandı. Onu saymıyorum. O e, pozisyon icabı. E, bizden giden kimse sakatlanmıyor. O nasıl olacak? Crespo, Lincoln sakatlandı mı? Diyor ki İsmail Kartal inşallah Osterwolde'nin inşallah büyük bir şey yoktur. Kontrollerden sonra belli olacak. E, i̇nşallah lan maşallah lan tamam. Ben de Müslümanım elhamdülillah. Ben de bolca bu cümleleri kuran bir insanım elhamdülillah. Çok şükür. Ama kardeşim yani Ertuğrul karanlık böyle mi yapıyor? Hocam ayağında ağrı var. Dur bir karınca dua sokayım. Geçer mi diyor? Ya İslam dediğin şey tamam elbette e, dualar var, şey var, şu var, bu var ama bilim de var. İlim Çin'de de olsa gidip alınız diyor. Ya, i̇lim öğrenme kadın erkek herkese, herkese farzdır diyor ya. Ya bu ne arkadaş? Bu ne? Bu nasıl bir literatür ya? Ya hasarlı maçı tamamladı. Gönül ister ki bitsin falan filan şanslık. şanssız değil ya. İki tane de toplam 7 maç kaçırmış Cengiz Ünder. Biz de daha sezon bitmeden 13 maç kaçırıyor ya. Ya bunun suçlusu ben miyim? Ben Fenerbahçe'de bir hain olduğunu düşünüyorum. Çok da büyük bir hain olduğunu düşünüyorum. Sadece ben değilim herhalde. Bu videoyu beğenen herkesin yani Fenerbahçe'nin içinde bir hain olduğunu düşündürü düşünüyorum. Ya bir idman mı sorun. Bak operasyon mu yapıldı? Oyuncular mı sabote ediyor? Teknik heyetle suçlu? Kim hain arkadaş? Kim? İsmail Kartal'ın ekibi mi hain? Antrenman metotları mı yanlış ya. Olabilir yanlış yapabilirsin. İdman metotların eskide kalmış olabilir. Olabilir bunda olmaz diye bir şey bilmiyorum. Hikmet Karaman'ın metotları birçok kişi göre 90'lı yılların metodu. Ama adam teknik direktör. Yanlış hatırlamıyorsam Sarri'nin metotlarına ilgili alay ettiler. Hatırlıyorum bir Pereira Fenerbahçe'ye geldi. Ben bilime inanmıyorum dedi. Ben bilime inanmıyorum dedi. Jorge Jesus adam kariyerinde hep ofansif teknik adam ofansif teknik adam. Fenerbahçe'ye geldi baktı. Bu takım anca üçlü oynardı. Bu takımda bir cacık yok dedi. Ya o adam yani bu işin pir adam konuşur bir şey deme, eyvallah. Ama kardeşim hepimiz sorun şeydi ya. Hep mi sorun başka yerde. Hadi Rize'de kötü zeminde oynadın. Kabul. Eyvallah. Pendik'te kötü zeminde oynadın. Ankara gücünde kötü zeminde oynadın. Eyvallah. Kabul. Rakip de o zeminde oynamasına rağmen. Hadi hepsini kabul. Hepsini sineye çektim. Peki onunkini Fred'inkini sineye çektim. Bu nedir ya? Luan Perez iyileşti, geldi. Takımla idmanlara katılıyor, sonra gidiyor. Fred takımla idmana katılıyor, sonra sakatlanıyor. Ya buradaki dengesizlik kimde? Buradaki hainlik kimde? Murat Aşık. Bu sezon sakatlanmayan 3 oyuncu varmış sadece. Bunun dışında kadrodaki bütün oyuncular sakatlanmış. Fenerbahçe'de sakatlanmayan 3 oyuncu. Bunun dışındaki bütün oyuncular sakatlanmış ya. Ya Fenerbahçe yönetim kurulu merak ediyorum. Sağlık heyetinde mi sorun var? İsmail Kartal'da mı sorun var? Kardeşim ben şampiyonluk istiyorum. Konferans de hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek, şunu yapmak, bunu yapmak. Gitmeyin ya lanet olsun ya. Gitmeyin. Ya Çağlar Söyüncü papat defalı gibi iyileşiyor, geri gidiyor, iyileşiyor, geri gidiyor. O da maçtan sonra özür özür dilemiş. Çok gerek yok özür dilemesine falan. Gece hayatında devam etsinler hiç sıkıntı değil. Ya ben devre arasında bas bas bağırdım değil mi? Kurun hiç almayın. Zayt'sı paketleyin. Crespo Lincoln kalsın diye. Seninki de ne Crespo fetişizmiymiş. Sen de amma Crespo'cuymuşsun. Dedim bak Serdar Dursun gelebilir kabul. Eksik anlarda yardımcı olur kabul. Ama dedim bak etmeyin elemeyin. Bak kurun hiç olmaz tutmaz. Şampiyonluk yoluna gidiyorsun. Bak iyi gidiyoruz. Bir Thomas parti alıyorsan al. Almıyorsan hiç elleme dedim. Ya da bir Jorginho alıyorsan al, e, almıyorsan hiç elleme. Kurun hiç orada aylardır oynamıyor bak. Bize gelecek oyuncu tak, hazır olacak dedim. Sanki ben başka bir şey söyledim. Ya Lincoln sol beki de yedekler, Tadici de yedekler. Zorda kalsın, 8'i de yedekler. Sağ açıkta da oynar. 10 numarada oynar. Şimanski de yedekler diye. Ya Crespo ön libero, İsmail, yüksek dışında bizde ön libero yok diye bas bas bağırmadım mı size ya? Ya gelin görün abi. Gelin görün tamam kimi haklı çıkardı? Şimdi aynısından bulun. Şimdi ben dua ediyorum. İnşallah Lincoln'u da Crespo'yu da adamlar beğenir. İkisini de bonservisine alırlar. Biz de yana yana buna yanarız. Ya çok büyük iddiada bulunuyorum. Crespo ile Lincoln kalsaydı. Şu Olympiakos maçına Crespo, Lincoln, Şimanski orta üçlüsüyle çıksaydık. Biz yine bu maçı alırdık. Yine alırdık. Hatta 3-4 farklı biz bu maçı alırdık. Bu kadar kötü Olympiakos'u yakalamışken biz bunları delik deşik ederdik. Kas sakatlayıcı yapay zeka kullanıyoruz. Hangi yapay zeka, hangi termal kamera, hangi İsmail Kartal? Ya bilmeyen adam bilmiyorum demeyi de bilmeli ya. Evet İsmail Kartal saygı duyduğum bir adam. Çok güzel bir analiz uzmanı. Bak Fenerbahçe o Çağlar'ın bireysel hata yapana kadar rakibi de çözmüştü. Üstün olan taraf bizdik abi ne derseniz deyin. Katılırsınız katılmazsınız. Biz üstün olan taraftık. Hatta 2-3 tane de pozisyon bulduk. İyi de gidiyorduk. Çağlar o golü yedirmese... Bak Çağlar o hatayı yapmasa maç en kötü 0-0 biterdi. En kötü ihtimal. Biz bunlardan gol mol yemezdik ya o yediğimiz gol bunları fişekli de ateşledi bizi şaşırttı. Bizi şaşkına çevirdi. Sonra üçüncü bireysel yani ikinci bireysel hata Çağlar'ın bozduğu offside. Tuzlu biber oldu. Derken kurun işledi ki bir tane de ben de de şey yapayım üstüne bir şey dikeyim dedi. Ama ben diyorum Fenerbahçe'de bir hain var kardeşim. Belki de Ali Koç'tur hain. Belki de İsmail Kartal'dır hain. Belki de sağlık ekibidir. Kardeşim bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz. Hani rakiple baş etmek için sadece sahada oynamaya yetmiyor. Sahanın dışında da güçlü olmak zorundasın. Federasyon hakkını mı yedi? Kurullarda lobi yapacaksın yedirmeyeceksin. Eyvallah kabul. Bak bunların hepsine kabul. Hepimiz okeyiz. Ama futbolcun sakatlanmayacak kardeşim. Bu kadar kolay bu kadar çok sakatlık veremezsin sen. Bu kadar kolay veremezsin. Fenerbahçe Fred'den ibaret. Fred'den ibaret sahip çık Zaman da Barcelona Messi'den ibaret Messi'den ibaret. Sahip çık. Manchester City işte Pedro'dan ibaret Kevin De Bruyne'den ibaret. Abi bunlarda bir şey yok. Bir takımın en has parçası olabilir. Bunda sıkıntı yok. O parçaya iyi bak iyi sahip çık. Fenerbahçe'yi şöyle kolluyorlar. Böyle kolluyorlar. Şöyle yapıyorlar. Fenerbahçe'yi kollayan koruyan bir şey yok abi. Livakovic uzaktan geleni alıp içeri alıyor. Drone'dan Muran'dan izleniyor. Şu oluyor, bu oluyor. Ya şeye de kızdım. Acun Ilıcalı'ya da kızıyorum. Arkadaş ver şifresiz. Bayram günündeyiz ya. Ya ne kadar Fenerbahçe düşmanı var ya. Livakovic'i biz aldık. Hatırlayın. Livakovic gel gelmeden önce ben size ne dedim burada? Dedim ki ya arkadaş bak yanlış anlamayın. Beni de hani Altay Bayındırcı zannetmeyin ama Livakovic doğru kaleci değil. Livakovic'i alacağız diyeceksiniz ki keşke Altay kalsaydı. En azından yabancı kontenjanını işgal etmezdi. Rahat rahat Altay İrfan Can ir Bayat derdim. Geçer ama Altay da iyice işini şeyini çıkarttıydı. Altay sadece iyi bir kaleci antrenörle malı götürdü. Livakovic'in antrenörü de getirdik. Hiçbir değişiklik yok. Şimdi bakalım BKO kaç maç sakat. Bakalım şimdi Osterbol'de kaç maç sakat. Bakalım öbürü kaç maç sakat. Bakalım belki kaç maç sakat. Sakat bahçeye doğru gidiyor takım ya. Onu eleştirme, bunu eleştirme, şunu eleştirme. Buna konuşma, ona konuşma. Neye konuşalım ya? Neye konuşalım ya? Ya İsmail Kartal'a tapan varsa hiçbir şey demeyeceğim. Hiçbir şey konuşmayalım. Bu böyle gitmez abi. Bu gerçekten böyle gitmez. Yani Ali Koç diyor ya benim varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar diye. Ben de şuna inanıyorum. Sen varken Fenerbahçe'nin Ali Koç başkanken Fenerbahçe'nin asla ve asla doğru düzgün bir sağlık heyeti olmayacak. Fenerbahçe futbolcular amansız yere saçma sapan yere sakatlanacak çıkacak gidecek. Biz de burada ahlar vahlar diyeceğiz. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Siz söyleyin arkadaşlar hainlik nerede? Antrenman metotlarında mı? Sağlık heyetinde mi? Futbolcular bilerek mi sakatlanıyor? Gece hayatına mı düşüyorlar? Disiplin mi yok? Yorumlara bekliyorum. Görüşmek üzere.